Sevgili izleyiciler, çok değerli bir konuğum var biliyorsunuz, Süheyl Uygur. Sohbetimiz devam ediyor ve hemen kendisine sormak istiyorum. Yeşilçam sahnede diye bir proje var. Onu dinlemek isteriz. Nedir bu Yeşilçam proje? sahnede projesi çok güzel bir proje, çok enteresan bir proje. Şarkı söylüyoruz bu sefer. Ne güzel. Tabii. O eski o sevdiğimiz o Türk sanat müziğindeki o filmlerde Yeşilçam'da söylenen şarkılar var ya. Evet. Onlardan böyle bir derleme yaptık. Gene hep beraber tabii ki işte Behzat, ben, Uğur Babiran. Ondan sonra toplantı yaptık. Ömer Yılmaz müziklerini Serpil Günsel hocamız aralarda çok güzel şeyler yapıyor. Ondan sonra Semiramis var, şarkı söylüyor. 5 kişi sahnede şarkı söylüyoruz. Nerede sahneleniyor? Valla çeşitli yerlere sahne. Mesela bunu geçen sene şeyde yaptık. Siz söyleyin adını. Şeye gittik. Avrupa'da birkaç yere gittik. Şimdi tam Çok güzel. unuttum da yerlerini. Ama çok eğlenceli oluyor. Şimdi 7 Nisan'da şeyde olacağız. Hollanda yapacağız Yeşilçam sahneyi. Orada baya baya böyle şarkı Nasıl söylüyoruz. tepkiler alıyorsunuz? Müthiş müthiş Değil mi? eğleniyor canım. Yani Çünkü hepimizin çünkü çok sevdiği şarkılar. Onları da sizin gibi sevilen evet, insanlardan, tiyatroculardan dinlemek. eğlence dünyasında böyle bir Evet. eksiklik vardı. Hani işte o özellikle o yaş grubunun çok sevdiği bir iş oldu. Bayılarak zaten söylüyoruz. Yurt dışında mı sadece? Ya İstanbul'da oluyor, işte Türkiye'nin çeşitli yerlerinde oluyor, Anadolu'da Evet. oluyor, turneler yapıyoruz. Çok eğlenceli bir şey oldu. Evet. Nereden takip edebiliriz acaba? İzleyicilerimiz için soruyorum ben. İnternetten vesaire Evet, herhalde ulaşabilirler, değil mi? uygurgosteri.com'dan Ulaşabilirler. ulaşabilirler. Evet. Şimdi demin televizyon dedik. Eminim ki tiyatronun çok daha özel bir yeri Tabii vardır. canım. Şunu sormak istiyorum. Bence de tiyatro çok daha özel ama şimdi televizyon çok daha büyük kitlelere ulaşırken tiyatrocu için neden tiyatro daha özel? Ama o başka bir aşk. Değil Yani mi? o başka bir aşk. Biz 5 saatte televizyonu çok sevdik. Evet. Ama biz her zaman şunu söyledik. Bizim kartvizitte önce tiyatrocu yazıyor. Evet. Tiyatrocu olduğumuz için galiba zaten televizyonda başarılı olduk. Biz Evet. televizyonda stüdyoyu sahne gördük. Oradaki televizyondaki seyirciyi de, oraya gelen seyircileri de tiyatro seyircisi olarak gördük. Evet. Tiyatronun yeri bambaşka yani. İkisinin kitlesi arasında fark olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki televizyonda daha çok geniş kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Yani ne bileyim tiyatro izleyicileri daha bilinçli gibi vesaire daha bir fark var arada gibi bir fikir var mı kafada yoksa hepsinin çeşitli Şey, değerlendirmesi mi var? Değil çeşit mi? diyelim biz ona, tabii ki Evet. de. Şimdi hayallerinizden biri tiyatro kurmaktı ve bunu Oldu. başardınız. Başka neler var hayal ettiğiniz? Başka hayal ettiğimiz çok şeyler var tabii ki. Evet. Mesela yeni yeni büyük, daha da büyük projeler hayal ediyoruz. Hayal etmenin sonu yok zaten, bitmiyor. Evet. İşte 2 kişilik bir oyunumuz var. Şu anda onun çalışma aşamasındayız. Ya hep şey, tiyatro babam bize hep bunu derdi. Çocuklar, madem tiyatro yapmak istiyorsunuz, bu iş çok zor bir iştir, meşakkatli bir iştir. Sevecekseniz bu işi yapın. Hani Evet. ben hep onu söylüyorum. Babam mesela 80 yaşındaydı. Daha sağlıklıydı o zaman. Babama dedim ki 80 yaşında. Baba dedim, yeni oyunda nedir? Projeniz ne oynayacaksınız? Bana dedi ki, yaşlı bir adamı canlandıracağım dedi. 80 yaşında, bir de böyle yaşlı taklidi yapıyor. Ruha bakar mısın? Hiç Evet. ben eminim ki babam yaşasaydı, sağlıklı olsa da yine tiyatro yapardı. Yapardı Mesela evet. Haldun Bey, Haldun Dörmen hala tiyatro yapıyor maşallah. Evet. 91 Ya yaşında dediğim galiba. gibi Müthiş, herhalde bu müthiş. gerçekten Ve bir birkaç aşk. oyunda birden oynuyor Haldun Bey. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel, çok Ya. güzel. Zaten insanı belki de o yaşta bu kadar dinç tutan işine duyduğu Evet. aşk olabilir. Evet. Aynen öyle. Şimdi yine tiyatro ile ilgili son bir soru sorayım. Tiyatroyu insanlarımıza nasıl sevdirebiliriz? Nasıl daha büyük kitlelere ulaşabiliriz? Son yıllarda tiyatro aslında bayağı bir şeyde, çıkışta böyle. Değil İnsanlar mi? çünkü televizyonda hakikaten çok sıkıldılar. Evet. Takip de ediyoruz. Ya tabii ki iyi oyunlar oynuyor oynuyor. Evet. İyi oyunlar oynuyor oynuyor. Yani kimse kusura bakmasın, bazı korsan tiyatroları var. Evet. Onlara itibar, rağbet göstermesinler. Ve çok da güzel oyunlar oynanıyor. Evet. Yani son 200 senedir özellikle. Evet, yer bulamıyorum ben Evet, artık. ne kadar güzel değil mi? Yer Böyle bulamıyorum. Aslında kuyruklar. güzel bir şey ama benim açımdan Aa, çok güzel bir şey değil. niye? Giriyorum. Yer yok. Hangi Giremiyorum. oyunlara gidiyorsunuz mesela, Yani gittiniz? birçok yerde sahnede devlet tiyatrosu olsun, diğerleri olsun ya Suebes geç Duygu Tiyatrosu'na kalıyorum. geldiniz mi? Gelmedim Hadi henüz. eyvallah. 17 Mart'ta geliyorum ama 17 Mart'ta geleceğim bak artık 17 aklımda. Mart'ta bekleriz. İnşallah geleceğim. Torium sahnede. Saat Anlaştık. pazar 19'da. Tamam, geliyorum. Kesin geliyorum. Bekleriz hakikaten. Evet, şimdi biraz özel hayatınıza gireceğim. Buyurun efendim. Burçin Orhon'la evlendiğiniz zaman Yes. magazinde hep dediler ki 15 gün Ya sürer. kaç tane, 15 sene, 15 gün geçmiş değil Evet. mi? 23 sene Niye böyle oldu. bir yorum yaptılar? Neden güvenmediler Çok aşkınıza? absürt gördüler herhalde. Evet. Çok inandırıcı gelmedi Evet. onlara. Ya ben işte
Burçin ile ben tabii ki daha önce tanışıyorduk. Programlara geliyordu Evet. şahane cumartesi pazarı filan. Tanıştık. 3 ay sonra evlendik. Efes Otel'de İzmir'de. Şimdi isim verebilirim çünkü ismi Evet. değişti. Artık Efes Otel değil. Orada tanıştık ve 3 ay sonra evlendik. Öyle söylenir o dönemler. Yani biz de bilemedik neden öyle bir şey yazıldı, çizildi. Ama 30 sene işte 23 sene. Ne güzel Tabii maşallah. tabii. Şimdi Burçin Orhan o zaman size demiş ki benimle evlenirsen başın çok ağrır. Uyarmış öyle mi? Doğru mu Şunu öyle söylemedi. bu? Bir gün oturuyoruz Efes Otel'in şeyinde, bahçesinde. Akşam gece saat 2 falan oldu. Canı çikolata çekti Burçin'in. Çikolataya çok düşkündü. Ondan sonra şeyde kapalı tabii her taraf. Çok çekince ben de haber vermeden gittim, dedim ben bir dakika geliyorum. Ne yaptım ne ettim, o çikolatayı buldum. Böyle kare bir çikolata. Bunu dedi şimdi almam mühim değil dedi. Yıllar sonra da bunu alırsam bu çikolatayı, o zaman daha değerli dedi. Halen de o çikolatayı istediği zaman gecenin kaç olursa olsun o Ne çikolatayı alırım. güzel. Ya Onu ben demek istedi yani. sizin evliliğinize dair bir şeyler okudum ve okuduğum şeylerle o kadar takdir ettim ki hem Teşekkür sevginizi hem ederiz. aşkınızı. Umarım herkesin böyle gerçek Bize anlamda. soruyorlar evlilik nasıl gidiyor, nasıl böyle başarabiliyorsunuz? Bu bir erdem değil ki aslında. Olması gereken şey bu aslında. Yani bizim de cemiyet hayatımız var, arkadaşlarımız var, eyvallah. Ama işte normalde evden işe, işten eve. Evlilikte mesela erkeğin görevi şu oluyor. Bu da biraz esprili bir şekilde. Mesela işte Süheyl Uygur olarak ödül alıyorsunuz. İşte plaketler alıyorsunuz. Çok ödüller, çok plaketler aldık. Böyle bir hakikaten bir havaya giriyorsun, tamam mı? O ödülü eve geliyorsun. Kapıyı karın açıyor, sana böyle yapıyor. Çıkar ayakkabıları. O ayakkabıları çıkardığın zaman evlilik devam ediyor. Ya neyin havası bu böyle? Elinde Dinleyeceksin. ödülle böyle çıkar ayakkabıları diyorsun. Ay çok güzel. Tabii. Şimdi Burçin senin için şimdi zamanın en güzel dansçılarından birisi. Kıskanç bir adam yorumu Kıskançtım, yapmış. evet doğru söylüyorsun. Onu soracaktım. Gerçekten çok kıskanç mısın yoksa Başlarda kıskançtım. O da tabii benden kaynaklanan şeyler. Benim hatam. Evet. Ama son zamanlarda, epey Peki zamandan beri. dansı senin yüzünden mi Yo bıraktı? asla. Onu Burşin de söyler. Şey Zeynep doğdu. Zeynep'ten sonra da Ayşe olunca bırakmak zorunda kaldı. Ama Evet. şimdi devam ediyor. Hoca olarak devam ediyor. Evet. Hep onu söylüyorum. Burçin dansız asla Evet. yaşayamaz. Ben Evet. asla öyle bir şey yapmadım. Yani Burçin'i evlendikten Şimdi sonra kıskanç evlenin olunca hanımı al. hani dans Yok kıskançlar deyince işte evet. Yeni evlerin bir her zaman gelen olacak şeyleri. kıskançlıklar da onlar. Evet. O, hiçbir zaman Burçin'in dansına ben karışmadım. Evet. Karışamam zaten. O nasıl ki benim tiyatro oyunuma karışmadıysa ben de onun dansına zaten karışamazdım. Mümkün değil. Evliliklerde böyle zaten saygı duyulacak çizgiler çizildiği zaman evlilik devam ediyor değil mi? Yani çok Ama fazla müdahale edilse aslında halkalı köle olmamak lazım. Yani bunu köle takıyorsunuz olmamak. diye o hani Evet. ama Burçin benim oldu veya Süheyl benim oldu. Bu karşılıklı geçerli yani. Evet. Şimdi şöyle bir Burçin'in sözü varmış. Benim hayatım zor bir hayattı. İzin verirsen okumak istiyorum. Kaçırmaya çalışanlar, silahla tehdit edenler, güzel olmanın ne demek olduğunu ben biliyorum. Para kazanmak için dans ettim, şöhret olmak için değil. Senin bu bahsettiklerinden dolayı hiç başın ağrıdı mı? Bu konuyla ilgili mi? Evet. Yok hiç ağrımadı. Evet. Hiç ağrımadı. O şöhret meselesine gelince ben de hep onu söylüyorum. Şimdi bazı arkadaşları tenzih ederek söylüyorum, sanatçı arkadaşları, abileri, kardeşlerimi. Bazıları şöhret olmak için bu işi yapıyor. Evet. Halbuki biz işimizi yaparken şöhret olmuşuz. Aramızdaki fark o. Çok da güzel söyledin. Tek Anladınız mı? cümleyle Evet. Biz aslında işimizi işin yaptık. özü. Ünlü olduk, yapılacak bir şey yok. Bazen böyle yolda tanımadıkları zaman kızıyorum kendi kendime niye tanımıyorum diyor. Çünkü tanımak da ayrıca güzel bir şey. Ya çok hoşsunuz. Şimdi bir Alzheimer problemi çıkmış herhalde eşinizin yakın zamanda. Evet. O epey oldu ama o. Evet. Şimdi umarım her şey Daha yolundadır. iyi, daha Evet. iyi. İşte ilaç alıyor, kendine dikkat ediyor. Dans onu çok yaşatıyor. Demin onu söylemeye çalıştım ya. Yani o Evet. Burçin'in tamamen tüm hayatı evinin dışında dansla ilgili. Yani ne yapıp ne edip o dansını yapmak zorunda. Hoca olarak şimdi devam ediyor. Demin de söylediğim gibi. Evet, o dansta demek ki ona sağlığına Tabii kavuşması tabii tabii. açısından aslında her şey sevdiğin işi yapmakla belki de 3 doğru 3,5 orantılı. yaşındayken baleye başlamış yani. Evet. 3,5 yaş düşünsenize. Evet, Aşk. çok güzel. Şimdi baktığım zaman Türkiye'de şöyle bir problem oluyor. Herkes sevdiği kadına senin kadar güzel sahip çıkamıyor. Onunla bu kadar güzel bir ilişki bağ kuramıyor. Sevse bile ailenin ve toplumun kurduğu baskılardan dolayı güzel bir El alem şekilde bile baskısı var değil mi? ilişkilerini evet devam ettiremiyor. El alem, aile vesaire vesaire.
Ne yanlış yapıyor Türk erkekleri ya da Türkiye'de erkekler desek? İşte demin söylediğim meseleye geliyor. İşte şey oluyor, beğeni aşık oluyor, seviyor. Evlendikten sonra o imzayı atar atmaz başka bir kişiliğe dönüşüyor erkek. Benim onunla duygusu var. Demin söyledim işte yani karşılıklı anlayışla ilgili bir şey yani. Burçin'le ben evlendim diye ben onun sevdiği şeylerden ben vazgeçiremem ki. Ya veya tam tersi Burçin beni vazgeçiremez. Dolayısıyla başlıca neden bu böyle yani. Tamam şimdi benim oldu. Mesela evlenmese belki 20 sene o ilişki devam edecek. O imzayı atmasa. O biraz da korkudan işte aman ya giderse korkusu. Bundan oluyor bence. Yani aslında saygı duymak, demin de söylediğimiz gibi belli oranda işine, karşındakinin özel hayatına saygı duymakla evliğin ömrünü uzatabiliriz diyoruz. Tabii ki saygı çok önemli. Çünkü zamanımızda o kadar boşanmalar arttı ki böyle uzun evlilikler çok kıymetli geliyor gözümüze. Çok basit zannediyorlar da o yüzden evliliği. Evlilik hiç öyle basit bir şey değil. Aynen. Hiç basit. Ben Burçin'le burada ne yalan söyleyeyim. Hiçbir kavga etmedik, hiçbir atışmadık. Evet. Çok kavga ettik, çok atıştık. Hı-hı. Ama mesele temelin sağlamaması. Evet, çok güzel. Şimdi evlenmeye karar verdiğiniz zaman hep kızınız olsun istiyormuşsunuz. Evet. Zaten bir kızınız varmış, sonrasında iki kızınız daha olmuş. Bana ilk babalık duygusunu tattılar Robin'dir zaten. Evet. Robin 7 yaşındaydı tanıdığımda. İlk bana baba dediği zaman gözlerinden böyle yaşlar akmıştı. Evet. Hayattaki kendine gurur duyduğum tek şeylerden bir tanesidir. Çok iyi babayımdır Robin'e karşı. Ne güzel. Tabii. Hiç kendi kızlarından... Korkutmadı mı bir kız çocuğu? Kanatlarının altına giriyor ve onun canını yakmak, yani canını yakmak derken tabii ki şiddetten bahsetmiyorum ama ne bileyim kırılır mı, üzülür mü, acaba yapabilir miyim? Çok dikkat ettim. Değil mi? Kendi çocuklarım olduktan sonra daha da dikkat ettim. Yani Ayşe ile Zeynep doğduktan sonra zaman geldi Zeynep ile Ayşe'ye kızım, Robin'e hiç kızım dedim. Tabii ki de Robin'e kızım zamanları oldu çünkü yani o benim kızım, diğer kızlarıma nasıl şey yapıyorsam. Ama ona çok dikkat ettim, yukarıda Allah var çünkü. Evet, çünkü Burçin, mesela ben düşünüyorum mesela başka kendi çocuğuna insan kızar bir şey olmaz ama öbürüne sanki ayrımcılık mı yapıyor diye düşünür gibi geliyor hani. O yüzden çocuğa yok, daha hassas. Bizde hiç öyle bir şey olmadı. Burçin de her zaman söyler benim en büyük şansım senin gibi bir insanın Robin'in babası olması diye hakikaten. Bizim ev güzel ya. Güzel eğlenceli. İnsanların eğlenceli. Yolu kesişmiş diyelim. Güzel çocuklar dünyaya gelmiş. Şimdi kızlarla ilişkiniz nasıl? Kızlarla ilişkim çok iyi. Yani her babanın tabii kız çocuğuyla ilişkisi iyidir. Çok eğlenceliyiz. Yani ben bir de geç baba oldum ya. Geç baba olunca bir de isteklerim oldu. Allah babadan hep derdim yani Burçin bir kızımız olsun ismini Zeynep koyalım. Kızımız oldu ismini Zeynep koydum. Hadi dedim bir tane daha olsun ismini Ayşe olur. İşte Ayşe doğdu Ayşe ismini koyduk falan. Dolayısıyla hep isteklerim oldu. Onların mümkün mertebe dediklerini onlar zaten nerede duracaklarını çok iyi biliyor. Üç kızım da bildikleri için nerede duracaklarını mümkün mertebe dediklerini yapmaya çalışıyorum. Onların hayatlarının eğlenceli, güzel geçmesi için ne çaba güzel. Veriyorum. Allah herkese nasip etsin. Amin, böyle güzel çocuklar, güzel babalar. Çünkü aile, ebeveyn de çok çok önemli. Şimdi baba kız arasında genelde hep derler hani mesafe olur. Sanki erkek çocuğuyla baba daha çok şey paylaşabilir gibi gelir. Hani top oynamaya gider, şunu yapar, bunu yapar. Ama siz hep kız çocuğu istemişsiniz. Şimdi kız çocuklarıyla neleri paylaşıyorsunuz? Her şeyi paylaşırım. Şöyle söyleyeyim ben, evde çocuklar, kızlar acıktığı zaman acıktık anne demezler, acıktık baba derler. Gerçekten evet, mi? Evet. Çok hoş. Hala da bak, en küçüğü 16 yaşında oldu. Bir şey olduğu zaman tabii ki kendi işleri yapıyorlar, gayret ediyorlar. O benim için bir zevk. Yani onlara bir yemek yapmam, işte önlerine sunmam. Hakikaten o şey, belki de beni biraz böyle genç tutan, beni daha çok hayata bağlayan kızlar oluyorlar. Evet. Onlarla ilgili hiçbir şey yapmaktan çekinmem, yüksünmem. Evet. Ama şey var tabii, anneyle konuştukları konuları babayla tabii konuşmazlar. O anneyle aralarında olan babaya söylenmeyecek bazı şeyler de olabilir tabii ki hayatta. Tabii ki olabilir. Peki kızlar yollarına nasıl devam ediyorlar? Yani onlar kendilerine nasıl, nerede okuyorlar? Hani meslek olarak ne düşünüyorlar? Şimdi Robin... Şeyde okudu, Eskişehir'de okudu, çizgi film animasyon. O bilgisayarla ilgili bir mesleği var. Ben onu tam olarak şimdi söyleyemem. Anlamıyorum çünkü. Evet. O internetten üzerinden bir şeyler istiyor. Evet, artık her şey internet üzerinden. Ayşe zaten okuyor, lise 3'e geçti. Zeynep de annesiyle beraber. Evet. O da orada ders veriyor. Ne i̇şte, istiyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Vallahi en küçüğünün daha son şeyi belli değil. Ne istediğini daha karar vermedi. Hiç mimar mı diyor, bilmem ne mi diyor işte daha tam o yaşta, malum yaşlar tabii ki. Ama Zeynep de çok annesi gibi çok dansa düşkün.
Çok düşkün. Çok Robin güzel. De zaten çizimi şey yaptı ondan sonra seçti. Şansları güzel olsun bütün evlatlarımızın. Bu arada resim derken, çizgi derken benim resimlerim vardı. Onlara baktınız mı? Bakabildiniz mi? Evet, Ayarlayamadınız mı onları? Neyi? Benim yaptığım resimleri. Resimler varmış, var mıydı yönetmenim. Yönetmenim. Hani çizgiden geldi aklıma. Eğer yaptıysanız, yapmadıysanız sorun girebildik değil. Girebildik mi acaba onları? Hadi bakalım. Evet, son arkamızda. zamanlarda böyle böyle resimler yapıyorum ben. Ay ne Bayağı bir kadar güzel. Arkada da var. Nerede? Ha. Hemen arkamızda. Bu böyle şeyler yapıyorum son zamanlarda, paylaşıyorum. Daha ileride yazı doğru bir sergi açmayı düşünüyorum. Babam da tabii babam Sanatın asıl her dalında varsınız. babam ama Ne kadar çok iyi güzel. bir ressamdı. Babam çok Öyle tabii mi? akademi Ne mezunu. güzel. Behzat da çok güzel resim yapar. Kemal diğer kardeşim Evet. çok güzel. Böyle şeyler son bir senedir. Ders aldınız Yok hiç mı ders yoksa almadım. kendi Herhalde kendine? babadan gelme bir şey. Üretkenlik Evet babadan. evet. Öyle o an aklıma neler geliyorsa Evet. evde oturuyorum. Hem benim için şey de oluyor. Dinleniyorum, terapi de oluyor. İşte Evet. bakalım bugün ne çizsem bir hayal ediyorum. Sonuçta böyle bir şeyler çıkıyor ortaya. Böyle bir palyaço. Babam çok güzel palyaço yapardı. Öyle Clown. mi? Harika palyaço resimleri vardır. Böyle Evet. şeyler yapıyorum. Çok güzel. Ben de resmi çok severim ama hiç yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Bu da ayrı bir yetenek. Nasıl bu kadar çok yeteneği bir kendinizde Bir toplayabildiğinizi şey hayret söyleyeyim, ettim. öyle düşünmeyin. Yani Denemek lazım. bir Belki de çizgi bile hiç çizseniz denemedim. oradan böyle üstüne giderseniz sonuçta muhakkak bir şey çıkabilir. Yani Değil mi? illa da çok güzel olması gerekmiyor ki. Evet. Yani doğa resimleri mi yapmak daha çok keyifli? Böyle Yoksa işte binalar filan. sergi düşünüyorsunuz. Evet sergi düşünüyorum. Ben çünkü çok yazılıyor işte artık bir sergi aç filan diye. Evet. Ondan sonra Behzat filan da konuşuyoruz. Evet. Böyle şeyler Onların yapıyorum. da mı şey olacak yoksa sadece size ait olacak herhalde değil mi Yok, sergi? Süheyl Uygur sergisi. Evet, Benim, Süheyl Uygur sergisi. Tamam, çok güzel. böyle şeyler. Peki Kızlar Tiyatro ile ilgili mi? İlgililer. Yönlendirme Çok. var mı? Tiyatroyu Babam bizi hiçbir yapmayı mı? zaman zorlamadı tiyatrocu olmak için. Ben de zorlamıyorum. Evet. Çok ilgililer. Eğer bu mesleğe girerlerse, bu mesleği seçerlerse elimden gelen desteği Evet. amcası da, beste amcası da ben de veririz. Evet. Ama hiçbir zaman da zorlamam. Evet. Denemeleri oldu mu yani hani şöyle bir şey Şey de yapalım oldu tabii vesaire. okulda okul gösterinde oldu. Mesela Ayşe geçen Küçüğü değil mi en Ayşe? küçük belki senin ne oynadı da şimdi oyun ismi adı muhteşemdi. Ekip çok güzeldi. Çok Yani güzel. bildiğiniz neredeyse böyle profesyonel tiyatro kıvamında oyun oynadı çocuklar. Evet. Dolayısıyla öyle bir şey olursa destek veririm. Çok Bakalım güzel daha olur. ama şey Şimdi değişebilir dedede fikirleri. böyle bir büyük yetenek, baba keza öyle, amca öyle. Biz Ayşe de küçük mesela. izleyici olarak istiyoruz ki hani devam etsin sizin genetikler Hep iyi buyuruyor. şunu da konuşuyoruz. Keşke işte Süheyl Uygur, anne Necla Uygur, Behzat, torunlar morunlar, bu işe gönüllü torunlar falan hep beraber böyle bir şey Ne yapsak da kadar güzel mesela olur, evet. bir oyun çıkarsak mesela şey bizde oynuyor mesela. Evet. Nejat benim yeğenim Nejat Uygur, Behzat'ın küçük oğlu bizde hasta etme adamında oynuyor ve de şahane oynuyor adam. Acayip Çok oynuyor. güzel, çok Onu tabii güzel. dizide de oynuyordu şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Ama tiyatro sahnesinde çok başarılı. Ben bir kere Instagram attım Nejat ismi onun da. Nejat Uygur'la aynı sahneyi paylaşmak ne kadar güzel diye. Ay çok hoş. Adam bildiğin iyi oyuncu Ne yani. güzel, aile bağlarınız da çok kuvvetli. Evet. İş anlamında da zaten belki bir yerde de ailedeki bu dayanışma ve güçten alıyorsunuz enerjinizi. Bu da çok önemli diye Teşekkür düşünüyorum. ederim. Peki ben sorsam siz neye bağlıyorsunuz başarınızı diye? Aynı sebepler mi? Başarı sevmekten bir kere geçiyor. İkincisi pes etmemekten geçiyor. Üçüncüsü çok araştırmaktan geçiyor. Okumak gerekiyor. Neredeyse mesela babam şey derdi rahmetli. Denizaltının ne bileyim işte bilmem nesinin vidasını bile bilin. Evet. O hayatta bir gün size lazım olur. Belki bir gün sahnede siz o an tülay sanatçısı olduğu için o an aklınıza gelir vida ile ilgili espri yaparsınız. Evet. Hayal etmekten geçiyor. Hep konuştuğumuz şeyler bunlar. Evet. Mesela bu geçen birkaç sene önce yürüyorum bir şey genç yolumu çevirdi. Dedi ki Süheyl abi dedi ben de tiyatrocu olmak istiyorum dedi. Ne olur dedi ne yapabilirim falan dedim. Dedim ki şey var. Müjdat Gezen kültür şeyi var sanat okulu var oraya gittim. Nerede abi dedi. Dedim şeyde Kadıköy'de. Abi uzak gidemem. Hadi dedim yürü senden bir şey olmaz. Evet. Yani onunla hakikaten bir şey olmaz. Ama Evet. gerçekten bu işe gönüllülerse çok çalışsınlar. Biz de hala çalışmaya devam ediyoruz. Hala araştırıyoruz. Bu Evet. işin sonu yok. Öğrenmenin sonu yok. Kesinlikle yok. Şimdi programımızın sonuna Ne geldik. diyorsunuz? Maalesef çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz kadın kanalıyız. O yüzden buraya gelen böyle tanınmış, halk tarafından sevilen konuklarımdan ben bir mesaj istiyorum kadınlarımıza dair. Güzel bir mesaj istiyorum. Sizden de istesem kameranız şu kamera. Şu mu? Evet, orası sizin. Oraya böyle güzel bir mesaj alalım sonra ben kapanış yapacağım. Geçenlerde ne okudum?
Erkekler aşık olabilirler. Unuttum şimdi ama yani kadınlar için ne söylenebilir ki? Zaten Evet. eşim anne, Evet. annemiz var, Necla Uygur var. Yani kadınlar zaten başımızın Hı. tacı. Onlarsız bir dünya zaten düşünemem. İyi ki Evet. kadınlarımız var ve kadınlarımıza lütfen çok iyi davranalım. Evet. Çok 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 iyi davranalım. Sizler çok önemlisiniz, çok güzel insanlarsınız. Çok teşekkür Ellerinizden ederim. öpüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, çok keyifli bir sohbetti ve programımızın bugün de sonuna geldik. Yarın bizim saat yok çünkü yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel bir programımız olacak sabahtan akşama kadar. O yüzden hepiniz adına Women TV'yi izlemeye devam edin diyorum efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.